Ben Dilan Oral, Topraktepe Köyü, Doğanşehir'e bağlı Malatya'dayız şu an. Köyümüzde çok büyük bir yıkım oldu. Hayvanlar hala enkaz altında, ölü hala enkaz altında bekliyor ve çok ağır kokular oluşmaya başladı. Yani vücudumda hep şişikler oluşmaya başladı benim. Salgın hastalıklar, şöyle gösterebilirim. Salgın hastalıklar, Allah'tan hava biraz soğuk ama yavaş yavaş havalar da ısındı ve kokular artıyor. Hani korkuyoruz, endişeliyiz. Lavabo, tuvalet ihtiyaçlarımız, duş alamıyoruz. Bitleneceğiz burada hepimiz. Yakın hayvan içeride şu an. Büyük bir ağır değil mi? Evet, bayağı büyük bir ağır. Şu boydan boya buraya kadar ağır değil. Bir 15-50 metrekare vardır. Üçte bir fiyatına alınıyor. Başka yerlerden geliyorlar, alıyorlar. Çevrelerden, bizim köylüler kendi birbirlerinden, bunun sahibi köydekilerden de ucuz fiyatlar alıp gidiyor. Yani fırsatçılar da işte, onlar da gün doğdu maalesef. Hiçbir şekilde bize ulaşılmadı. Yani yardım bekliyoruz. En azından bu ölen hayvanların hemen, yani kısa bir süre içerisinde acilen köyden çıkarılmasını bekliyoruz. Çünkü buradayız, gidemiyoruz. Evlerimiz burada. Gidebileceğimiz bir yer de yok. Köyün bir kısmı boşaldı ama bir kısmı da burada kalmak zorunda kaldı. Canlı hayvanlarımız var bizim. Onların kısa sürede çıkartılıp en azından buraların bir şekilde boşaltılması lazım. Tahliye edilmesi lazım. Bu ölü hayvanların gömülmesi lazım ama hiçbir şekilde araç gelmiyor. Yani köye ulaşılamıyor. Lütfen yani kısa bir zamanda, çünkü kalan insanlar da hastalıktan, bu salgınlardan öleceğiz, gideceğiz. Duş alamadık kaç gündür, lavabo ihtiyaçlarımız giderilmiyor. Hiçbir şekilde bize ulaşılmıyor, sıcak yemek yok, kendimiz ne yapabilirsek. Yani yardım bekliyoruz, buraların boşaltılması lazım, kalan insanların hayatta kalabilmesi için. Bir tarafına yıkılmış. Şurada da gürlü. Bak şuraya bak. Dersen şu duvarlar gürlü. Yıkılmış. Arka taraflar da yıkılmış. Şurada bir göz. İşte bu salon var ya. Önüne kapatmışsın. Hayvanlar koymuşsun. O da yıkılmış. Basın. Taşma ben bu ağaçları önüne taş koydum ki tam düşmesi hayvanlarımız içinde kalsın. Bu bölgenin siyasi düşüncelerinden dolayı depremden bu yana büyük belediye dahi uğrayamamıştır. Son 4 günde bir kere gelip de ekmek dağıtmasında halk def etmiştir. İstemiyor. Bugüne kadar 4 gün neredeydiniz? Yani insanlar enkaz altında. Depremin en yoğun olduğu bölgelerinden biri. Yani işin acısı bu. Topraktepe Mahallesi güvenlik ordusu mahiyeten. Biz burada rezil olmuşuk. Devletin eli bize kavuşmuyor. Burada hiçbir şeyimiz, yiyecek içecek var ama tuvalet banyo sorunu çok. Biz hep bayıra gidiyoruz, bayanlar rezil oluyor. Tüm köylerin elektriği bırakılmış, Topraktepe'nin elektriği hala yok. Civar köylere bakıyoruz, elektrikleri yani bizimki daha yok piyasada. Ne yapayım? Bu ne ayrım kayrım? Yazık, bu da vatandaştır. Bu da mazuriyet. Biz buranın vatandaşı değil miyiz? Vergi vermiyor muyuz? Adım Ayten Bazo. İlk deprem günümüzden başlayarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Çok şiddetli bir depremdi. Yerle gök sanki yer altı, yer üstü yer altına girdi. Öyle bir değişken oldu. Benim oturduğum ev 2 katlıydı. İkinci kat çöktü. Birinci katın taşları yukarıya çıktı. Yok diye düşünüyorum çünkü köy yerle bir, hayvanlarımız hepsi küçük altında kaldı. Bütün insanların derleri emekle can birdir. Yani emek can. Şu an bilmiyorum biz sağımızda solumuzda kim var. İkinci, üçüncü gün bilemedik. Öldüğümüz insanları bile ikinci, üçüncü gün farkına vardık. Çok kötüydü. Şu an kelimeler bile kefaletsiz kalıyor. Herkes yalın ayak. 3 saat boyunca kar yağdı insanların üzerinde.
Çok mağdur olduk, çok. Ama sonrasında dediğim gibi köylülerimiz çok sağ olsun yetiştiler. AFAD tarafında sadece bu çadırlar kuruldu. Hayvanlarımıza dün yine yurt dışından aradılar. Dün yem, işte buradaki şeyler yem yetiştirdiler. Çünkü açıkan hayvanlar da bacağı kırık, yaralı. İnsanlar bedava bedava resmen emeğini sattı gitti yani. Kimisi keserek hayvanların önüne attı hayvanlarını. Kimisi 260 hayvanı varken küçük baş şu an 40-50 hayvanı var. Hayvanlar stresten doğum yapıyor. Onların hepsi küçük kuzular ölüyor. Annelerimiz, anne adaylarımız stresten, korkudan erken doğum tehlikesi yaşadılar. Onları bir şekilde çocuklarımızı, bebelerimizi transfer ettik şehir dışına. Biz burada sadece birkaç bayan kaldık. O da buradakilerin yemeğini, çayını, çorbasını yapmak için artı gönüllü çalışanlarız. Gelen erzağı ayırmak için, kıyafeti ayırmak için, herkese bir an önce eksiğini yetiştirmek için düzenliyoruz. Bütün köyün üstü bir kırmızı toz bulutuydu. Bütün insanların bağırışları, çağrışları hiçbir yerde yardım gelmedi. Bütün insanlar kendileri elleriyle kazma kürek zaten enkazın altındaydı. Kazıyarak çıkardılar. Benim dayım gelin çocukları, öğretmen Tercettin eşi, annesi yanarak can verdi. Yeğenim 9 aylıktı, o enkazın altında can verdi. Başka ne diyeyim? Dün çay içiyorsa sana bir çay dolduram hiç. Burada biz bir zamanı içindeydik, biz buraya geldik. 2-3 gün oldu. 2-3 gün oldu buraya geldiniz. İki tane şavlar geldi, iki tane. Bana da şavlar geldi. Bu pantol giymiş şavlar giyiyor. Bir iki tane getir. Varsa bir iki tane getir, yoksa da ne yapalım? Çal, 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 çal.